Federasyonu'nun antrenörler komitesi başkanı Göktuğ Ergin. Çok kritik bir an, çok kritik bir mücadele. Bizim adımıza tarihi bir maç. İlk dünya şampiyonluğu için, bireysel anlamda ilk dünya şampiyonluğu için artık dakikalar kaldı. Altın madalya sevinci yaşamak istiyoruz. Dualarımız Mete Gazoz'la. Biz başlayacağız. Mete Gazoz başlıyor. Başarılar diliyoruz. Dokuza başladık. Yağmur da etkisini arttırdı. Nispeten Eric Peters yağmurda daha iyi bir yarış çıkardı diyebiliriz. O da 9'da başladı. Daha önceki maçlarla kıyas yaptığımızda çeyrek ve yarı finallerde yağmurun etkili olduğu maçlarda Eric Peters iyi bir performans ortaya koydu. Yine bir 9 Mete Gazoz'dan. Eric Peters da 9 atıyor. Setin son atışı. Yine bir 9 geldi Mete Gazoz'dan. On atıyor Eric Peters. Sette öne geçiyor. 2-0'lık set üstünlüğü Eric Peters'ın hanesinde. Az önce neden şemsiyeyi açamadığı konusunda herhalde bir formasyon daha aldı. Anladığım kadarıyla Göktuğ Hoca'dan. Mete Gazoz. Ondan çok şey öğrendiği kesin. Artık bir dünya şampiyonluğu olması, dünya şampiyonu altın madalyası boynuna takması için de son direktifler. Joseph Lesner son atışa böyle bir tepki verdi. 2-0'lık skorlar önde olan Peters, milli takımımızın diğer klasik yay okçuları ve Göktuğ Hoca ardı ardına görüntüye yansıyor. İlk seti 28-27 kaybettik. İkinci sete başlıyoruz yine. Onla başlıyoruz. İlk 10 Mete Gazoz'dan ikinci setin ilk atışıyla geldi. Onla cevap verdi Eric Peters. Yine bir 10. Çizgi üzerinde bir 10. Dokuz. Eric Peters inisiyatifi Mete Gazoz'a bırakıyor. Bir 10 atarsa Mete Gazoz durumu 2-2'ye getirecek ve dengeyi sağlayacak setlerde. On geldi. Kusursuz bir seti geride bıraktı Mete Gazoz ve bu seti hanesine yazdırdı. Durum 2-2. 9'da kaldı Peters. 10 artsa bile zaten sete tutunamayacaktı ve sonuç olarak formalite atışı. Durum 2-2. Setlerde dengeyi sağlıyoruz. İlk kusursuz seti Mete Gazoz buluyor. 3'te 3 yapıyor. Mete Gazoz son olimpiyat şampiyonu demiştik. Takımda da yine final heyecanı yaşattı burada bize Berlin'de. Hyundai Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda klasik yayda takım mücadelesinde erkeklerde finalde yer bulduk. Gümüş madalya aldık.
Şimdi artık altın madalya sevinci yaşama vakti. Bizim adımıza Dünya Şampiyonası'nda bu organizasyonun son maçı, son karşılaşması Mete Gazoz sahnede. İstiklal marşımızı Berlin'de hep birlikte seslendirmek istiyoruz. Durum 2-2. Mete Gazoz. Üçüncü sete başlıyor. Dokuzda başladı. Sekiz attı Eric Peters. Bir şans doğdu bizim adımıza. Bir dokuz daha. 18. Eric Peters 10 atmazsa eğer, ki daha da kötü, 7 atıyor. Çok önemli bir şans doğuyor. Setlerde öne geçmek, bu seti hanemize yazdırmak, durumu 4-2'ye getirmek için. Sekiz atsa set bitecek ama 10 attı. Mete Gazoz 10 attı. 28 yaptı. Eric Peters'a şans bırakmadı. Bu seti de kazandık. Durumu 4-2'ye getirdik. Öne geçmeyi başardık. Artık dördüncü sete bakabiliriz. Dördüncü sette maçı bitirebiliriz. Durum 4-2, öndeyiz. Dünya şampiyonluğu için bir set uzaktayız. Mete Gazoz, Reysel'de, Klasik Yay'da, erkeklerde dünya şampiyonu olmak için bir set daha kazanırsa artık ipi göğüsleyecek. Eric Peters'tan çok kötü atış geldi. Özellikle bu setin ikinci atışı 7 ile sonuçlandı. O da bu tepkiyi verdi. Pek de performansını beğenmiş görünmüyor. Mete Gazoz 10 ile bitirdi. İşte bu 10 son sözü söyledi. Mete Gazoz. 8 bile yeterliydi. Durum 4-2. Üstünlüğümüz dördüncü sette devam ederse, ki bu seti alırsak dünya şampiyonu olacak Mete Gazoz. Eric Peters başlıyor. Onunla başladı. İlk kez sete başlayan Eric Peters oldu. Bu anlamda ilk onu da buldu. Hemen cevap verdi Mete Gazoz. Gerektiği yerde, gerektiği zamanda. 10-10'luk denge. Yine bir 10 Eric Peters'tan. Çok fazla beklemedi. Süresini neredeyse 10 saniye daha varken bir şekilde onu bulmayı başardı. Yine bir 10. Mete Gazoz mücadeleden kopmuyor. Dördüncü sette 20-20'lik denge var ikinci atışlar sonunda. Son atışlar. Hata gelmedi Eric Peters'tan. Bir beraberlik fırsatımız var. Ama seti kaybetmemek için 10 atmamız lazım. Eğer 10 dışında bir atış gelirse durum 4-4'e girecek setlerde. 8 geldi ve seti kaybettik. Durum 4-4. Beşinci sete uzadı mücadele. Eric Peters kusursuz bir seti geride bıraktı. 3 tane 10 attı üst üste, hatta X'e yakın onlar. Son atış 8'de kaldı. Beraberliği kurtarmak adına bir fırsat vardı ama bunu kullanamadık. Durum 4-4 setlerde.
Beşinci sete kaldı mücadele. Eğer bu mücadelede de, yani beşinci sette de denge yaşanırsa, ki bunu düşünmek istemiyoruz, biz seti almayı öncelikli olarak hedefliyoruz. İşte bu 8 durumu 30-28 yaptı ve seti kaybettik. Rüzgarın yönü ve şiddeti görüntüye yansıyor. 5. sete biz başlıyoruz. Başarılar diliyoruz Mete Gazoz'a. Başladığımız setlerde iyi bir ivme yakaladık ve daha iyi bir performans ortaya koyduk. Yine başlayan biziz. Onla başlıyoruz. Mete Gazoz 5. sette onla başlıyor. Eric Peters da cevap veriyor. Dokuz geldi Mete Gazoz'dan. Sekiz attı Eric Peters. On gelirse altın madalya gelecek. Çok kritik bir an. Mete Gazoz on atarsa altın madalyayı boynuna takacak. Dünya şampiyonu olacak. Haydi Mete. 10 attı. Yeni dünya şampiyonu Mete Gazoz. Olimpiyat şampiyonunun ardından 2023'te dünya şampiyonu oluyor. Mete Gazoz kürsünün zirvesine çıkıyor. Göktuğ Hoca ile paylaşıyor sevinçlerini. Ve yine aynı sevinç şekli. Mete Gazoz'un klasikleşmiş zafer pozu. Mete Gazoz dünya şampiyonu. Göktuğ Hoca...